Buradan gelince bunu çıkıyor zaten. Buna çıkar mı? Burada bugün mürver bahçesi hazırlığı yapıyoruz. Balıkesir 6 Eylül Mahallesi. 6 Eylül'ün Küçük Bostancı Mahallesi'ndeyiz. Burada bir 41 dönümlük arazimiz var. Burada karamürver yetiştiriciliğine başlıyoruz. Bugün dikim günümüz. Çocukluğumdan beri olan toprağa karşı ilgim, sevgimden dolayı her zaman bir yetiştirici olmak istemiştim. Bu yüzden ziraat okudum. Bugün de hayallerimi gerçekleştirdiğim bir gün. Bu yüzden çok mutluyum. Ziraat fakültesini bitirdikten sonra uzunca bir süre ziraatle ilgilenememiştim. Ama Balıkesir bunun için çok uygun bir şehir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Baçem'de, Burhaniye'deki merkezinde tıbbi aromatik bitkiler kursu olduğunu öğrendikten sonra kursa katıldım. Kurs sürecinde birçok tıbbi aromatik bitkiyi öğrenmiş oldum. Deneyimleme şansım oldu orada. Ondan sonra da milli emlak arazilerinin tıbbi aromatik bitkiler yetiştireceği için kiraya çıktığını öğrendikten sonra ben de bu ilana başvurdum. Bu araziyi kiralamaya hak kazandım. Ve bu süreç bu şekilde başladı. Büyükşehir Belediyesi Baçem'den mürver bitkileri fidanlarım için destek istedim. Onlar da sağ olsunlar bana yardımcı oldular bu konuda. Fidanlarımı oradan temin ettim. Bugün dikimini gerçekleştiriyoruz bu şekilde. Bu Küçük Bostancı'daki arazimiz toplam 41 dönüm. Burada mürverlerimizi biz 10'a 5 aralıklarla dikeceğiz. Yaklaşık olarak 800'e yakın fidan dikilmiş olacak. Şu an fidanlar 1 yaşında. 2 yıl sonra yani fidanlar 3 yaşına geldiğinde hasatımız başlamış olacak. Elde ettiğimiz ürünleri ilaç sektöründe, sağlık sektöründe kullanıldığı için bu şekilde satışa sunmaya hazır hale getireceğiz. Ve bu şekilde süreç devam edecek. Koronavirüsün de bildiğiniz gibi hayatımıza girmesiyle bağışıklık sistemimizi güçlendiren bitkisel ürünler önem kazandı. Mürver de bu konuda aslında yıllardır kullanılan bir ürün. Fakat ülkemizde yetiştiriciliğini yapan kimse yok. Genelde dışarıdan ithal ediyoruz veya yerli yani Türkiye'de de doğadan toplanarak tüketiliyor. Ben bunu biraz daha profesyonel şekilde yetiştirmeyi amaçladım açıkçası. Hem ürün hasadı olarak yani rakam olarak daha da yüksek oranlarda üretmeyi başardığımız zaman piyasamıza dışarıdan gelmeden kendi vatanımızda kendi ürünlerimizi kullanıyor olacağız. Bir kadın girişimci ve bir kadın çiftçi olmaktan çok gururluyum. Birçok gencin bu sektöre artık yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim çok kıymetli topraklarımız var. Ülkemizde tarım, biz bir tarım ülkesiyiz ama bunu biraz unutmuştuk. Bu koronavirüsle beraber o da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Yani bizim ülkemizde yetişmeyecek hiçbir bitki yok ve bunlar zaten doğal olarak yetişen ürünler. Biz sadece bunları değerlendirmeyi biraz unutmuştuk. Bu şekilde yeniden benimle beraber belki beni de örnek alarak birçok kişinin, birçok kadın girişimcinin de bu işe başlayacağını düşünüyorum. Süper.